Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda RoboVolt M1 proje setinin bir sonraki arabasıyla birlikteyiz. Bu arabamızda ise engelden kaçan araba olacak ve servo motor sayesinde önüne engel çıktığında sol ve sağ tarafı kontrol ederek hangi taraf daha geniş bir alana sahipse o tarafa doğru yönelecek ve ilerlemeye devam edecek. Şimdi bağlantılarımıza bir bakalım. Şöyle ki arkadaşlar, bağlantılarımızda bir tane servo kullandım. Şöyle baktığımızda servoyu buraya silikonla yapıştırdım. Veya çift taraflı bantla yapıştırabilirsiniz. Üstüne de arkadaşlar bir tane mesafe sensörü yapıştırdım. HCSR04 olarak geçiyor. Bunun bir aparatı da var. İsterseniz bu şekilde direkt silikonla da takabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle servodan başlıyorum. Servomuzun bildiğiniz gibi 3 adet kablosu var. Bunların bir tanesi 5 volt, bir tanesi GND, bir tanesi ise sinyal oluyor. Biz bu kartımız üzerinde şöyle yeşil bir bağlantı noktası var. Burada 3 tane vidalı bölüm var. Buraya tek tek kablolarımızı takıyoruz. Bir taraftan başlayarak arkadaşlar GND, 5 volt ve sinyal olarak isimlendiriliyor. Biz de buradan tek tek vidalarımızın altına kablolarımızı takarak sıkıştırıyoruz. Daha sonrasında buradaki dip switch bölümünden şurada ikincisinde servo yazıyor ve D10 bağlantısını kullandığını belirtiyor. Biz de bu D10 bağlantısını ne yapıyoruz? On yaparak açıyoruz ki kodladığımızda buraya elektrik gitsin. Daha sonra servo üzerine yerleştirmiş olduğumuz mesafe sensörümüzü ise hemen arkasından yeşil servo bağlantısının arkasında dörtlü bir pin grubu var. Burada iki adet mesafe sensörü bağlantısı var arkadaşlar. Bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bizim bağladığımızda GND, A2, A3 ve 5 volt olarak bağlantıları görüyoruz. Yani mesafe sensörümün bağlantısını A2 ile A3'e bağladım. Eko ve trik pini olarak. Biraz sonra kodlarda bunları tekrardan inceleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz artık motorlarımızı kullanıyoruz. Bu dip switchlerden motorların bölümlerini de yine açacaksınız ki motorlara da elektrik gitsin. Şimdi hem servo hem motor olduğu için daha fazla elektriğe ihtiyacımız var. O yüzden bir tane 9 voltluk bağlantı yaptım. Şuradaki giriş bölümünden bağlayabilirsiniz. Hem Arduino üzerinden 5 volt bağlantısı yani powerbank bağlantısı yapacağım. Hem de 9 voltluk bir enerji sağlayacağım. Daha sonra aracımız artık önüne engel çıktığında önce sola sonra sağa bakacak. Hangi tarafta daha geniş bir alan varsa o tarafa doğru yönelecek. Tabi arkadaşlar her zaman kodlarda kendinize ait bölümleri düzenleyebilirsiniz. Nedir bu? İşte ne kadar süre bekleyecek, işte mesafe neye göre değişecek gibi. Ben şu anda 15 santimlik bir mesafe engeli koydum. Benim mesafe sensörümün önüne 15 santimden daha yakına girdiğinizde önünde engel olduğunu algılıyor. Ama siz bunu işte 20-30 olarak değiştirebilirsiniz. Veya hassasiyetler var arkadaşlar. Dediğim gibi işte engel algıladı. İşte 500 milisaniye, 250 milisaniye dursun diyorum. Daha sonra sola bakıyor. Solda birazcık da 1 saniye dursun diyorum. Bu süreleri siz değiştirebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Biraz sonra kodlardan bunları anlatacağım. Şimdi gelin bir deneyelim. Şöyle aracımı bıraktım. Pilim takılı. Buradan enerjimi açtım. Şu an normalde enerji alıyor. Ama tek başına yeterli gelmiyor arkadaşlar. Şimdi powerbank'imi taktığım anda çalışmaya başlayacak. Bakın şöyle bir kontrol etti sağını solunu. Biraz geriye gidiyor. Devam etti. Önünde engel algıladı. Bakın sağ sol kontrolünü yapıyor. Böyle arkadaşlar tek tek ölçümünü yapıyor. Şimdi bakalım bu tarafa döndü. Şöyle diğer tarafına koyuyorum. Bakın bu tarafına döndü. Engelim var. Bu tarafa dönmesini istiyorum. Engeli böyle yaptım. Şu an beni de engel olarak algılıyor. Bu tarafını kapatıyorum elimle. Gördüğünüz gibi dönüyor. İstediğim tarafa evet ayarlıyorum. Dönüşlerini sağlıyor arkadaşlar. Evet, şöyle bu tarafı dönsün. Gördüğünüz gibi engeli algıladığımda hangi tarafa döneceğini kendisi otomatik olarak karar veriyor. Tabi dediğim gibi arkadaşlar bazı kişisel ayarlamalar var. Nedir bunlar? İşte sağa ne kadar dönecek, ne kadar süre dönecek. Bunları tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Ben şu anda bir 500 milisaniyelik bir dönüşler sağlıyorum. Evet şöyle baktı, sağa döndü. Tekrardan, pardon şu anda da sola dönüyor. Elimle birazcık önüne engel olarak hangi tarafa dönmesi gerektiğini belirtiyorum. Şu an çünkü odanın içerisinde geniş alanı sağ taraf algıladığı için
Bakın şu an sağa doğru gitmeye çalışıyor. Hemen elimle bir destek oluyorum. Sağ taraf kapalı olarak gösteriyorum. Gördüğünüz gibi işlemlerini yapıyor. Şimdi arkadaşlar bunun gelin kodlarını birlikte inceleyelim. Evet, kod bölümüne geldiğimizde ise ilk önce servo'nun kütüphanesini ekliyoruz arkadaşlar. Nereden yapıyoruz? Sketch içerisine geldiğimde include library diyoruz. Burada zaten servo kütüphanesi orijinalinde var. Yoksa da kendiniz internette indirip zip olarak ekleyebilirsiniz. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Daha sonra ne yapıyoruz? Servo'yu bu kütüphaneden kullanacağımız için işte servo motor ismini verdik. Artık biz kodlarımız içerisinde servo motor ismini kullanacağız. Burada trig ve eko pinlerini belirttik. Benim kullandığım mesafe sensörü bağlantısında A2'ye trig geldi. A3'e eko pini geldi. Bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra setup içerisinde servomu 10. pinden kullandığımı belirttim. D10 yazıyordu çünkü üzerinde. Burada trig ve eko pinlerimi output ve input olarak giriş çıkış olarak belirttim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz trig gönderiyor, eko alıyor sinyalleri. Daha sonra motorlarım var, bunları çıkış olarak belirttim. Ve serial begin diyerek monitörümü kullanacağımı belirttim. Çünkü gelen değerleri test etmem gerekiyor. Loop içerisine geldiğimde ilk önce servo motoru 90 dereceye ayarladım. Tam önüme baktığım açıyı 90 olarak ayarladım arkadaşlar. Bir taraf yani sol taraf 0, sağ taraf 180 derece olarak ayarlamış oldum. 3 derece arasında git gel yapıyor. Daha sonra long tipinde bir mesafe değişkeni belirledim. Buraya da bir aşağıda göreceksiniz mesafe ölçül olarak bir tane fonksiyonumuz var. Fonksiyonu çağırıyoruz ki ölçtükten sonra mesafe değişkeni içerisinde santimetre cinsinden mesafeyi aktarıyor. Şimdi ölçümü yaptık. Burada gelen mesafem 15'ten küçükse diyorum. Yani önüne engel çıktığında 15'ten küçükse. Dediğim gibi burayı 30, 25, 40 gibi kendiniz belirleyebilirsiniz. İlk önce dursun benim aracım. İşte 250 milisaniye durduruyorum. Daha sonra 180 derece dönsün, 180'e dönsün. 180 arkadaşlar sol tarafı anlamına geliyormuş. Evet, 180'e döndükten sonra bir saniye beklesin istedim. Bazen arkadaşlar hızdan kaynaklı ölçümlerde sıkıntı olabiliyor. O yüzden döndüğü tarafta birazcık beklesin istedim. Daha sonra ne yapıyorum? Mesafe sol diye bir değişkenim var. Hemen sol tarafa baktığında ölçüyü alıyor. Sol değişken içerisine aktardı. Daha sonra kısa bir beklemenin ardından bu sefer tam tersi tarafa 0 dereceye dönüyor. Orada da ne yapıyor? Sağ tarafı ölçüyor. Hem sol hem sağ ölçüldükten sonra kıyaslıyor. Benim sol mesafem büyükse sağdan ne yapacak? Sola dönecek. Çünkü hangi tarafta daha geniş bir alan varsa o tarafa dönecek. Burada da ilk önce biraz geriye gitmesini istedim. Çünkü tam köşelere sıkıştığında arkadaşlar bazen dönemeyebiliyor. O yüzden geri istedim. Tabii siz direkt dönebileceği alanlardaysa bu geri kodunu buradan silebilirsiniz. Geriye doğru gittikten sonra sola dönüyor. Ama değilse yani bu sefer sağ taraf daha büyükse sağa dönecek. Yine aynı mantık. Geriye git, sağa dön. Peki bu ikisi de değilse arkadaşlar yani şuradaki 15'ten küçük değilse ne yapacak? Benim servo motorum 90 yani önüne baksın mesafe sensörüm ve ileriye doğru hareket etsin dedim. Altta da yardımcı fonksiyonlarım var. İşte mesafe ölçümünü buradan yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Trig pinini açıyor. Pardon, kapatıyor ilk başta. Daha sonra trig pinini açtı. Karşıya sinyali yolladı. Trig'i kapattı. Daha sonra pulse in ile hesaplamasını yapıyor arkadaşlar. Eko pinini açıyor. Yani gelen sinyalleri alacak hale getiriyor. Ve şurada küçük bir matematiksel işlemim var. Bu da benim süreyi santimetre yani mesafeye dönüştürme formülüm. Daha sonra da mesafe değerini geri yolluyor ki kullanabilirim. İleri geri, sağ sol ve dur komutlarımız da zaten önceden biliyorsunuz. Bu sayede de temel hareketlerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu projemiz bu kadar. Siz de bu projeyi yapmak istiyorsanız robot deposu Instagram hesabından veya ileride diğer dijital marketlerden alışverişinizi yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.